Öncelikle merhaba. Merhabalar. Şimdi biz iki iyi arkadaş gibi sohbet etmek istiyoruz. Bu sohbetimize sizin de dahil olmanızı istedik. Tabii Emrah'ın hiç kanunla ilgili, müzikle ilgili çok fazla bir alan dışı bir işi olduğu için bununla ilgili merak ettiği şeyleri de varmış, soruları varmış yani aklına takılan şeyler. Onlarla ilgili konuşmak istiyoruz. Ben şöyle birazcık sorulara baktım. Bir Sözcü TV, bir Halk TV, bir Halk TV tadında. Tarafları da olsa da aslında herkesin bildiği değil, biraz daha bilmediği, arkada kalan, daha çok o sanatçının, icra edenin yaşadıklarıyla ilgili bir şeyler konuşalım, soralım istedim. Çünkü biz hep her zaman aslında bu sohbeti yapıyoruz evin içerisinde. Dedik ki neden böyle bir şey yapmayalım, sohbetimizi de kayıt altına alalım. Belki işinize yarayabilir, işine yarayacak olan insanlar olabilir. Tabii ki de tabii. O zaman başlayalım. Başlıyoruz. Müzikle tanışman. Müzikle tanışman. Zaten sen bunun cevabını biliyorsun. Onu biliyorum, biliyorum. Sordun, biraz daha hani ufaktan kolaydan başladım istedim. Genelden başladım. Yani lise yıllarında zaten çok fazla müziğe merakım vardı. Lise yıllarında başladı aslında bu hevesim. Fakat bir türlü böyle olumlu imkanlar dahilinde ilerletilemedim. Hatta müzikte şöyle bir lisede müzik öğretmenim vardı, müzik hocam. Ona şey demiştim, böyle bir müzik grubu falan vardı. Ben de dahil olabilir miyim falan. Benim müzik kulağım yok diye beni almamıştı. Belki de onun bir travmatik bir şeyi olabilir yani. Onun yüzünden müziğe başladım falan diyebilirim. Yani lisede başladı. Sonra tabii üniversiteye kısmet oldu. Çok şükür okudum. Yani şöyle şeyden mi başladım böyle hani. Liseyi burada okudum, üniversiteyi burada okudum, yüksek lisansı yaptım. Yok, ondan şöyle sormak istedim. Mesela o yaştaki, o çağdaki çocuklara sorduğumuzda çoğu cevap olarak müzisyen olmak istiyorum. Ben hiç duymadım desem yeridir ya da çok az duydum. Daha çok işte doktor olacağım, işte mühendis olacağım, asker olacağım işte ve benzeri şeyler duyuyoruz. Bu yüzden öğrenmek istedim. Yani bir çocuğun, o yaştaki bir çocuğun nasıl böyle işte müziğe merak olur, işte ben, ya da ben müzisyen olmak istiyorum diyebilir şeklindeydi yani. Müzikle tanışmanı yani, o yüzden sordum. Bizim kuşağın ailelerinde şimdiki yeni nesil ebeveynlerde böyle bir sıkıntı yaşadığını görmüyorum yani çocukların. Çünkü çocuğum ne isterse onu yapabilir zihniyeti olabiliyor. Ama bizdekilerde genelde böyle hani en eskilerde memuriyet çok değerliydi. Memur olsun falan. Seni de başına geldi. Tabii tabii. Memur olsun işte, devlete sırtını dayasın. İşte en kıymetli şeydi memurluk, devlet memurluğu. Onun dışında devlet memuru olmuyorsan doktor olacaksın, mühendis olacaksın. Hep böyle yönlendirildi. Yani müzik ve müzisyenlik şu anda da bence kıymetli bir meslek de değil. Çünkü kıymetli değil, şöyle önümüzde örnek gösterebileceğimiz çok büyük tabii ki sanatçılarımız var. Ama bu sanatçıların da tabii üzerine düşen görevler var. O görevleri de çok iyi şekilde layıkıyla, aslında buna biz de dahiliz, ben de dahilim. Layıkıyla gösteremediğimiz için çekemiyoruz o yaş grubunu kendimize. Yani müzisyenlik ve müzik artık hobi haline geldi. O kadar çok fazla müzisyen var ki ülkede. Sana kanun öğretiyorum, 2 ay sonra eğitimci olabiliyorsun mesela. Böyle bir algı var yani. Müzik, aman. Müzik gelir. Yani biraz daha özgün bir sektör o zaman. Evet, yani biraz daha yapılabileceğini bildiğini düşünüyor. Yapılabilirliği yüksek olan bir meslekmiş gibi düşünülüyor. Ya da biz meslek olarak seçtik. Normalde hobi olarak çok fazla icra eden var. Asıl mesleği çok farklı olup da hobi olarak bunu icra edip, hobi olarak da bunun eğitimciliğe taşıyıp ve bunu aslında sektör haline, sektörleşme haline getirenlerden birisi hobiciler. Öyle söyleyeyim. Ben işte bunu çalabildim. Şak, hemen öğrenci alabilirim. Ya da bunu birisine öğretebilirim. Ya da mesela müzikalitenin çok fazla tap yapmadığı bir ülkede yaşadığımız için, çok yükseklerde değil yani müzik kalite. Bunlar çok fazla dinlenildiği zaman bu kez diyorsun ki kime neyi dinletmeye çalışıyorsun? Herkesin algısı şu olmaya başlıyor.
Yani müzik kolay iş ya. Müziği kalkıp da bir üniversite olarak, bir fakülte olarak bitirmemekle, sadece müzik için değil, sanat için genel anlamda, bu resim için de geçerli, heykel için de geçerli, hepsi için geçerli yani. Hatta besyo, spor için de geçerli. Bugün herkes gidip işte pilates eğitmenliği adı altında işte şeyler alıyorlar, sertifikalar alıyorlar. Bu sertifikalar bizde de var bu arada. Sertifika veriliyor, ben pilates eğitmeniyim. Bu işin anatomisini bilmiyorsun. Nasıl eğitimci oluyorsun? Yanlış bir hareket yaptırdığın zaman mesela onu sorumluluğunu alabilecek misin? Hayır. Toplumdaki algı yanlış. Bu algıyı nasıl çevirebiliriz, nasıl pozitife çevirebiliriz, nasıl iyi hale getirebiliriz onu hiç bilmiyorum. Bunun cevabı var mı dersen yok. Çünkü konuşmamız bile bazı insanlara şey gelebilir. Ne anlatıyorsun sen ya, olabilir yani. Anladın mı? Ha, biz istiyoruz ki böyle bu algıyı bir değiştirelim. Hani kaç, 200 kişi izlese bile benim için şeydir yani, kârdır yani yönlendirilmede. Çünkü yönlendirme yok, anladın mı? Kimi neye yönlendireceğini bilmiyorsun. En başa gelirse... Ya biraz onlar... daha o zaman en başa dönersek, biraz daha özgür fikirli ailelerin çocuklarını yönlendirmesi anlamında kendi şahıslarına, kendilerine bırakması o zaman daha değerli yani. Tabii. Yani müziği seçecekse müziğe, işte ya da müzik istiyorsa veya spor istiyorsa, tabii, besyo gibi bir şey istiyorsa. Tabii. Doktor değil ya, doktor da evet gerekiyor, mimar da gerekiyor. Sanat zaten şeydir, kültürünü idame ettiren insanlar. Çok çok büyük bir sorumluluğumuz var aslında bizim ve bunu karşı tarafa anlatamıyoruz aslında. Bu sorumluluğu ne kadar ağır olduğunu gösteremiyoruz aslında. Sanat çok büyük bir sorumluluk. Yani kültürünü karşı tarafa aktarabilmek, onu anlatabilmek, senin kültürün ne dediği zaman mesela ne cevap, Rain Man mi diyeceğiz mesela, hani burayı bipleyeyim mi? Biraz böyle... Elektronik müziğin olduğu, enstrümanın olmadığı. Tabii yani bizim sorumluluğumuz çok büyük. Bunu hakkıyla yerine getiriyor muyuz? Bilmiyorum. Sence? Yani bence de çok yerine getiremiyoruz ama biraz daha bilinçli aileler yetiştikçe, onların da daha özgür bırakarak yetiştireceği çocukların biraz daha doğru yolu bulacağına inanıyorum ya. Peki hobi olarak mı kalmalıydı, konservatuvar olarak mı devam etmeli? Muhtemelen senin cevabın yani olacak burada. Şöyle, hobi olarak bırakmadın o zaman. Ben hobi çekelim. Olarak hiç başlamadım müziğe. Hobi olarak devam ettirmek de istemedim. Niye bilmiyorum ama hep meslek olarak düşünmüştüm. Bu galiba benim içimde olan bir şey. Sanatı çok seviyorum, müziği çok seviyorum, ruhumun ona daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Yani benim şu hayatta en iyi yapabileceğim şey, ben mesela doktor olamazdım. Ondan eminim, kendimi artık tanımaya başladıkça ben ne olamazmışımın cevabını daha çabuk bulmaya başlıyorum. Ben mesela doktor olamazdım, işte inşaat mühendisi olamazdım, mimar olamazdım. Benim yaptığım binalar yıkılırdı yani. O yüzden... Çok duygusalım çünkü. Çok analitik bir zeka değilim ben. Müzik bir tarafta, matematik, o matematiği de bir tarafta böyle bir daha da sivriltmek gerekiyor müzikte. Fakat benim duygusal yoğunluk daha fazla, duygusal karakterim daha fazla, daha baskın yani. O yüzden kendime göre cevap verecek olursam, hiç hobi olarak yapmayı düşünmedim. Meslek olarak yaptığım için pişman mıyım? Evet, ara ara pişmanlığım oluyor. Pişman olduğum oluyor ama öğrencilerden, bu işi yapmak isteyen insanlardan, özellikle hobi olarak yapmak isteyip de bu kadar güzel üzerine düşüp öğrenmeye çalışan insanlardan güzel tepkiler gördüğüm zaman diyorum ki iyi ki bu işi yapıyorum. Yani kendi kültürümü hobi olarak yapmak isteyen insana çok iyi bir şekilde aktarabiliyorum öyle. Güzel bir şekilde ona geçirebiliyorum aslında. O duyguyu yaşatabiliyorum ona. Burada tabii devreye şey giriyor. İyi ki sanatçı olmuş. Benden başka bir şey olmaz. İyi ki sanatçıyım, iyi ki müzisyenim. Aynen. O zaman zamanı geriye alsak, tekrar işte liseye dönsen muhtemelen yine müziği seçerdin, müzik evet, üzerine giderdin yani. Güzel Sanatlar Lisesi okumak isterdim fakat kanuni olabilir miydim onu bilmiyorum. Öyle bir seçeneğim olur muydu onu bilmiyorum. Başka bir enstrümana yönlenebilirim. Her şey kadar kısmet ya. Şuraya ne yazıldıysa o. Konservatuvar kısmından madem buraya seçtin. Hı hı.
Bu şekilde devam ettim. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Yani konservatuvar, devlet konservatuvarı. Aslında çok acı bir konuya değiniyorsun şu anda. Bu devlet konservatuvarı şey mi demek mesela senin anlamında minvalinde? Devletin açmış olduğu konservatuvar, devletin açmış olduğu fakülte. İşte bunun yanında ne var? İşte belediye konservatuvarı var. İşte belediyenin açmış olduğu konservatuvar. Böyle mi düşünmek lazım? Ya da bu devlet, benim böyle bir müzisyen, işte sanatçı açığım var, isteğim var. Bunun karşılanması için açmış olduğum ve buradan gelen kitlenin, işte öğrencinin, işte mezun olmuş sanatçının, sazendenin kendi kadrolarımda çalışsın. Bunları ben yetiştireyim mi? Ki belediye tarafından da aynı şekilde Sanki öğrencilerimi ben yetiştireyim konservatuvarda. Benim kadrolarımda çalışsın mı? Yoksa bu sadece şey mi? Kelime olarak işte devlet açtı, devlet konservatuvarı, belediye açtı, belediye konservatuvarı. Nasıl düşünelim yani? aslında cevabı kendin verdin. Sorunun içinde cevabı kendin verdin. Şöyle, devlet konservatuvarından mezun oluyorsan zaten devlet sanatçısı olarak mezun oluyorsun otomatik olarak. Devlet sanatçısın. Belediye konservatuvarının çok fazla konservatuvarı ben biraz çok seviyorum şeyi. Belki belediye konservatuvarından mezun olduktan sonra da bir diploman olacak ama bir devlet konservatuvarında aldığın eğitimi almamış olacaksın. Bundan eminim. Ama belediye konservatuvarından mezun olduktan sonra ne olabileceğin hakkında hiçbir fikrim yok. Fakat devlet konservatuvarından ne mezun oluyorsan, nasıl mezun oluyorsan ne olacağın hakkında fikrim var devlet sanatçısı. Devlet sanatçısı mı? Değil. Devletin peki bundan haberi var mı? Yok. Yani Devletin benden haberi yok şu ben anda. istediğim kadrolar üzerine işte konservatuvarlar kurdum çeşitli şehirlere. İşte bununla ilgili insanlar yetişti. Devletin acaba bunlara yeterli ilgiyi gösteriyor mu? Bu açmış olduğu konservatuvarlardan çıkan öğrenciler hakkında, sazenler hakkında, sanatçılar hakkında. Devlet her şeye koşamaz. O yüzden işte Kültür ve Turizm Bakanı var, işte Haberleşme Bakanı var, işte Altyapı Bakanı, bilmem ne bakanı falanlar var değil mi yani? Onun için onları görevlendiriyor. Şimdi biz konservatuvarda sınavlara girerken uygulamalı sınavlar oluyoruz ve uygulamalı sınavlarda o okulun eğitimci kadrosu bizi sınav yapıyor. Bizi seçiyor, öyle alıyor. Diyor ki sen yeteneklisin, seni alıyorum, seni aramızda görmek istiyoruz. Sen bu yolda nasıl ilerlemek istiyorsun? Devlet sanatçısı olarak mı, akademisyen olarak mı? Seni aslında bir böyle güzel bir şey olarak sunmaya çalışıyor. Mezun ederken güzel bir şey olarak mezun ediyor seni. Fakat tabii üniversitenin içerisinde aslında birazcık böyle bir ekşime var diye düşünüyorum. Devlet kalkıp da şey yapmak istemiyordur eminim. Devlet sanatçısı kadrosu açıldığı zaman mesela devlet konservatuvarını bitirmiş birinin bundan haberi olamayabiliyor. Bir sınav açıldığı zaman mesela bunu böyle flu bir şekilde bir sınav açıldığı deniliyor mesela. O işte Güzel Sanatların sitesine girip tıklaya tıklaya hangi tarihte bilmem o sayfaya gidiyorsa böyle bir yokuş yukarı gidiyor. Bunun neden bu kadar zor olduğunu sorgulamam gerekiyor benim. Yani neden bu kadar buraya çıkmak zor oluyor? Yani kendi içerisinde devletin bunu görevlendirdiği insanlar var. Seni alırken onlar seçiyor. Onlarla ilgili bir konuşma yapılması lazım bence. Hani neden? Çünkü devlet konservatuvarı, devlet seni oraya o konservatuvarı açtıysa ve seni hocaların oraya alıyorsa, kabul ediyorsa kültürünü devam ettirmen gereken bir insan olarak alınıyorsun oraya. Kendi kültürünü, kendi kültür mirasını devam ettireceksin. Kültür ve Turizm Bakanlığı ne demek mesela? Aynı zamanda muhafaza ediyorsun. Kendi düşüncelerini, kendi adetlerini, geleneklerini, her şeyini muhafaza eden bir nevi muhafazakarsın sen yani. Onu muhafaza edip koruma altına alıp bunu devam ettirmen lazım. Devlet bunu görmüyorsa, sorgulayamıyorsa, içindekileri bir sorgulaması gerekiyorsa onu da yapmıyorsa
Ben buna cevabı net ve net olarak veremeyeceğim. Mesela devlet konservatuarı mı, belediye konservatuarı mı, buradan mezun olunca ne oluyorsun falan. Ben mesela Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesinde en iyi, bu işi yapan en iyi hocalarının olduğu bir fakültenin ve bölümün, ana sanat dalının bir öğrencisi olarak mezun oldum. Mesela bugün işte kendi hocalarımın ismini kendi alanında birisine söylediğim zaman sen ondan ders mi aldın falan oluyorlar, onun öğrencisi miydin oluyorlar. Böyle kaliteli kumaşların bir arada bulunduğu yerde biz o kumaşlardan küçük küçük renkler alabildik, yani yetişebildik biz. Ama o kadar kaliteli okulun içerisinde bulunup da serbest olarak çalışıyor olmam bence... Biraz daha o zaman ÖSYM gibi, işte her sınavın, işte TUS gibi, işte YGS, LYS, gerçi isimleri de çok değişiyor, takip ediyoruz ama DGS gibi. O zaman bir takviminin olması lazım, işte ben sanatçı alacağım, işte ben sazende alacağım gibi. Evet, yani bugün Devlet Kültür Turizm Bakanlığı'nın işte devlet sanatçısı alınacak dediği zaman en son işte sınavı 1900 bilmem kaçta açmış, sınav ondan sonra açılmamış. Ya hayır, bu sirkülasyonun olması gerekiyor. Bunlar açılsın, keşfedelim yeni şeyler. Hem de güzel değil mi yazılımın güncellenmesi? Bugün telefonlarımızda sürekli bir yazılım güncelleme göre hep bir düzeltmeler var mesela. O yeni gelen insanların da belki bir şeyinden faydalanacağız. Hep sabit kalmak doğru değil diye düşünüyorum. Çok kıymetli insanlar var tabii, kültür mirasını devam ettiren, idam ettiren çok çok kıymetli sanatçılar var. Belki yeniler onlar gibi olacak mı? Bu bir meçhul, yani soru işareti. Onlar gibi olacaklar mı? Tabii ki olmayacaklar. Ama bir taraftan da kendilerini güncellemeye gitsinler istiyorum mesela ben. Yani böyle sabit kalmak doğru değil. Yani en son Kültür Turizm Bakanlığı'nın 1900 bilmem kaç senesinde sınav açmış olması... Ama sonuçta buradan emekli olan var, yeni girenler de var. Demek ki bir şekilde duyuluyor ama tam takvim şeklinde değil. Biraz daha şifayen. Galiba. Ya da kapılarını aşındırdıklarından dolayı mı? Daha çok haber aldıklarını. Olabilir tabii. Yani daha istekli olan insanları, çünkü oranın başında da görevli, onun yetkili olduğu insanlar var. Kalkıp da şimdi hani sürekli güzel sanatlarda ilgili işte genel müdür olsam, ben sana sürekli işte gelip beni fark et dersen tabii ki fark edeceksin. Ama böyle bir niyetim yoksa ve seni gelip sürekli kendimi hatırlatmıyorsam, sen de dersin ki tam herhalde Betül böyle bir şey istemiyor galiba falan dersin. Ne çağırırsın ne de git dersin yani. Böyle bir şey olabilir. Güzel. Yumuşak. Bir de bu sazın da mesela yaşatılması gerekiyor. Evet. Bunun sorumlusu sence kim olmalı? Kültür Bakanlığı mı olmalı? Devlet mi olmalı? Hobi olarak mı bu yaşatılmalı? Daha böyle bir kurumsal şey arıyor musun yani bu sazın yaşatılması ile bu sanatın yaşatılması ile ilgili? Sen kimi daha çok sahip görüyorsun bununla ilgili, yaşatılması ile ilgili? Sen ne güzel sorular soruyorsun. Ama şimdi düşünüyorsun mesela başka zanaat dallarında da işte telkallik oluyor. Belki bundan bir 10 yıl sonra, 10-20 yıl sonra böyle bir zanaatın olduğundan kimsenin haberi olmayacak, unutulup gidecek. İşte bakırcılık gibi, işte deri sanatları gibi. Tabii bizimki de öyle. Biz de unutulmayı yani işte yani. Ben kesinlikle mesela unutulmamasını istiyorum. Bu kanun sazının, işte ut sazının, işte klarnet sazının, bu gibi sazların. Bununla ilgili ne yapılması lazım? Ne yapılsa güzel olur? Yani kim daha çok buna sahip çıkmalı? Şöyle, Kültür Bakanlığı mı sahip çıkmalı? Üniversiteler mi bunu yapmalı? Kültür Bakanlığı'nın sahip çıktığına inanıyorum. Kültür Bakanlığı, devlet sanatçıları buna sahip çıkıyorlar. Herkes kendi alanında, kendi dalında sahip çıkıyorlar buna. Fakat her şeyin bağlantılı olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela belediyelerin de bu konuda Kültür Bakanlığı'na da birazcık böyle itekleyici şeylerde, isteklerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Kültür Bakanlığı'nın reddedeceğini düşünmüyorum. Yani mesela bir belediye konseri düzenliyorlar bu arada. Onları biliyorum, takip de ediyorum. Fakat daha fazlalaştırılması lazım. Yani bugün Rain Man diye bir
birisi çıkmış, şarkıcı diyemeyeceğim, sanatçı diyemeyeceğim, müzisyen diyemeyeceğim, öyle müzikle uğraşan bir arkadaş bir şarkı söylüyor, arada bir kanun sesi duyuyorum mesela. Rain Man'i herkes biliyor. Fakat Rain Man yapan bir müzik var orada, bunu kimse bilmiyor. Bunu nasıl tanıtmak lazım? Belediyelerin de böyle, hani bu zaten kardeşim, bu bizim kültürümüz. Kültür Turizm Bakanlığı bundan mesul mü, sorumlu mu? Evet. Arkadaşlar bir şeyler yapmamız lazım. Bizim aynı zamanda kendi kültürümüzün enstrümanlarını ve müziklerini tanıtmamız gerekiyor. Bu çocukları böyle bu saçma sapan müziklerden çekmemiz lazım deyip belediyenin de aslında destekleyici şeyler olması lazım. Öyle kalkıp da işte örnek veriyorum, işte Sarıyer Belediyesi bir tane bir şey açmış, 20 kişi gelmiş orada dinliyor. Bizim çok kıymetli işte kemençe sanatçıları var, işte tambur sanatçıları var, kanun sanatçıları var. Adam orada oturmuş çalıyor ama 20 kişi dinliyor. Bu olmaması lazım. Bir Rain Man kalabalığını tutturman lazım. Mesela Rain Man'in çıkacağı sahnenin 20 dakika öncesine böyle bir şey, hızlıca bir şey koyman lazım ki dikkat çektirmen lazım. Bunlar olmadığı sürece tabii toparlamak lazım. Yani bu benim biraz daha böyle çok fazla profesyonel bir cevap olmayabilir bu. Evet, ama neler yapılabilir? Tabii ki böyle oturup bu masaya konuşulması lazım bunların. Fakat dışarıdan gören bir insan olarak senin de yorumun olabilir. Yani ben bu sazı böyle görmek isterim diyebileceğim bir şey var mı mesela? Başıboş bırakılmamalı. Her kurum elini taşın altına koymalı. Her kurumun bir yükümlülüğü olmalı bu konuda. İşte belediye olsun, konservatuarlar, üniversiteler olsun, akademik camia olsun, bakanlık, ki en başta benim hani olması gerektiğini düşündüğüm bir kurum. Ama bunun yanında da sadece kurumların değil, sazendilerin ve sanatçıların da böyle bir yükümlülüğü olmasını düşünüyorum. Onların da başta, en başta böyle bir şey istemeleri lazım. Teşvik etmeleri lazım. Görüşlerini, fikirlerini sunmaları lazım böyle kurumlara. Ya biraz daha startını verebilirler. Evet. Normalde popüler müziklerin arasına çok fazla girmeye başladı aslında bizim enstrümanlar. Fakat hala bilinmiyor. Burada işte büyük bir eksiklik var. Önümüzde ciddi bir 20 yıl var mesela. Bu 20 yıl sonra ben bu enstrümanların ciddi anlamda tanıtılmadığı sürece biteceğinden eminim. Ben bile devam etmeyi düşünmüyorum yani. Belirli bir zaman sonra ben bile bırakacağım. Şu anda bu sorumluluğu üstlendim. Evet, tanıtmaya çalışıyorum. Hem de serbest bölgeye tanıtmaya çalışıyorum. Yani serbest bölgeden kastım, bir konservatuvar çatısı altında bir akademisyen değilim ben. Ya da ne bileyim, bu işle uğraşmak isteyen, meslek olarak yapmak isteyen çocuklara yapmıyorum bunu. Hobi olarak yapmak isteyen bir iş adamı geliyor. İşte bir yazılım mühendisi geliyor, hemşire geliyor, sağlıkçı geliyor. O geliyor, hiç tanımayacağım, hiç aklımın ucundan geçmeyecek meslek gruplarıyla oturup kanun çalışabiliyorum mesela. Bu işin bu tarafında sorumluluğumun fazla olduğunun farkındayım. Ve bunu güzel aktarmam lazım, doğru aktarmam lazım, bunun da farkındayım. Elimden geldiği kadar doğru aktarmaya çalışıyorum, fakat bir akademik çatı altında öğretildiği gibi öğretmiyorum. Yani işte işin içerisine bonolar, solfejler, nazari bilgiler falan yok. Ona girmiyoruz zaten, çünkü topuklayıp kaçacak. Ona hobi olarak yapmak istiyor. İlk önce böyle tabiri caizse papağan usulü böyle bir kulaktan ilk önce tekrar ede öğretiyorum. Ondan sonra porta üzerinde bakıyorum, sıkılmıyor ve heyecanla geliyor. Öyle devam ettiriyorum. Sonra porta üzerinde notaya geçiyorum ve bonodan, birim vuruştan, nota değerlerinden, usulden ufak ufak bahsetmeye başlıyorum. Çünkü serbest alan bölgeye direkt öyle giriş yapamazsın. Çok böyle katı konuşuyorum şu anda, farkındayım ama. Dede efendilerden, işte nakış bestelerden çaldıramıyorum çok üzülerek. Yani sen diyeceksin ki sen o kadar kültür mirasından bahsediyorsun, korumaktan bahsediyorsun ve bunu yaptırmıyorsun diyebilirler. Doğru, fakat bir yazılım mühendisine fikrimin ince gülü çalmak isteyen adama ilk etapta bunu yaptırmamam lazım. Onu çekebileyim ki ilerideki çocuklarına da bunun ne kadar keyifli olduğunu da anlatabilsin. Sadece o klasik müzik çatısı altında bırakmamam lazım. Biraz daha popülerleştirmem lazım yani, onu çekebilmem için. Serbest eğitimci olmak böyle bir şey. Sanatçıya karşı, sazendeye karşı gerçekten bir
saygı var mı? Bununla ilgili yorgun. Değeri, hassasiyeti görüyor musunuz? Tabii ki göremiyoruz. Tabii ki. Yani bunun net ve noktalı bir cevabı var. Tabii ki göremiyoruz. Bitti. Yani bu başka açıklaması yok. Öyle bir şey yok. Çünkü en başa dönüyoruz artık. Konuştuğumuz konuların en başına dönüyoruz. Adam hobi olarak yapıp eğitimci olmaya kalkıyor falan böyle. Hani bu algıyı değiştiremediğimiz sürece ne sanata ne sanatçıya. Ben mesela bazen şey böyle isyan bayraklarını çekiyorum. Ben niye konservatuvar okudum ki? Ne güzel ya. Yani mimarlık okusaydım, mühendislik fakültesinde okusaydım, kendi en azından önceki bölümümü devam ettirseydim de yani vali olup kanun hocası olabilirdim mesela. Bence daha popüler olabilirdim. Daha da çok yayabilirdim yani. Konservatuvar okuduğum zaman ben birçok tepkiyle karşılaşabiliyorum. Yani ne iş yapıyorsun yabancı bir ortama girdiğimde? Ne iş yapıyorsun? Meslek ne? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Müzisyenim desem, müzisyen deyince mesela X bir barda, hemen algı bu, barda şarkı söyleyen, aa sesin güzel mi diyor. Hayır, enstrüman çalıyorum. Ha ne çalıyorsun, gitar mı? Hayır, kanun sanatçısıyım diyebilmek için direkt olarak bu konuya girmem lazım mesela. Hani ne iş yapıyorsun? Kanun sanatçısıyım. Kanun mu? Şöyle çalınamıyor. Biz kendi enstrümanlarımızı tanıtamamışız. Bırak artık şeyi, müzisyene saygıyı falan. Kendi içimizde yok ediyoruz biz bunu. Kendi mesleğimizdeki insanlarda da bir problem var. Artık böyle şey olmaya başladı. Cinsiyet gösterme partilerine dönmeye başladı bu. Erkekler işte şıkır şıkır giyinip falan. Olay bu değil sadece. Sadece kıyafet değil. Bütün hepimiz o zamanki çok güzel giyinelim ama çok kötü çalalım. Bu mu yani algı bu? Ama artık her şey fenomenlik olmaya başladı. Fenomen olmaya başladı her şey. Dikkat çeken şeyler çok farklı şeyler. Bedensel şeyler çok dikkat çekiyor özellikle. Çok detaya girmek istemiyorum. Yani sanatçı deyince bizim ülkede farklı gözle bakılıyor. Yani bir barda sanatçısındır. Çok özür dilerim, gazinoda çalıyorsundur. Ya da ne bileyim, hiç şey yok böyle. Şey var mı? Yani sanatçı sigorta var mı? Yok. Serbest bir müzisyen olarak mesela geleceğini nasıl görüyorsun? Ya da bir gelecek görüyor musun? Bu işte bir son görüyor musun? Güzel bir işte emeklilik hayatı görüyor musun? Emekli olabileceğini düşünüyor musun? Emekli olabilmek için ne gerekiyor? Mesela ülkemizde emekli olabilmek için ne lazım? Sen mesela emekli olacaksın değil mi? Nasıl emekli olacaksın sen? Yani bir sigorta kurumu var. Buna ödediğin primler var. Evet. Bir güvence var yani, sigorta güvencesi. Evet, sen şu an güvencedesin değil mi? Tabii, SGK çatısı altında. Sen bu zamana kadar tanıştığın müzisyenlerin hangisinde güvence gördün mesela? Bizim yani güvencemiz serbest olarak değil, işte TRT sanatçısı ya da Kültür Bakanlığı sanatçılarında var. Yani daha mı acımasız mı davranılıyor acaba bu serbest müzisyenlere? Evet. Ama bu serbest müzisyenler de biraz böyle, ben biraz diplomayı seviyorum. Eğitimi seviyorum ben. Diplomacıyım yani. Diplomaların kontrol edilmesini istiyorum. Mesela diplomalısın, Kültür Bakanlığı'na giremedin. Problem değil, herkes Kültür Bakanlığı sanatçısı olacak diye bir kural yok. TRT sanatçısı olacak diye bir kural da yok. Öyle bir yazılı kural yok yani. Devlet konservatuvarından mezun oldun, devlet işte sanatçısı olacaksın. Evet, o adı, o isim adı altında oluyorsun ama olacak diye bir kural yok. Peki ne yapacaksın? Ben mesela serbest hobi eğitimciliğini seçtim ki çok da mutluyum yani. Fakat devletin de burada bana şey demesi lazım. Sen getir bakayım şeyini. İşte böyle ayrı bir kurum olması lazım mesela. Getir bakayım, tamam. Sen bu yolda mı ilerlemek istiyorsun? Evet, tamam. O zaman seni bir güvence altına alalım demesi lazım. Ben şimdi nereye başvurayım? Ne yapayım? Dışarıdan kendi diyeceksin ki ödeyebilirsin falan. Ama onun için de, onu ödeyebilmek için de öyle bir kazancının olması lazım. Yani yine bir devletin bir desteği, bir takibi, bir ilgisi lazım o zaman. Tabii yani şu anda ülkenin
devlet konservatuvarından mezun olan bir kanun sanatçısı olarak, eğitimli olarak mezun olmuş bir kanun sanatçısı olarak. Buraya getirelim. Serbest olarak çalışıyoruz. İşte öğrencilerimiz var. Bunlar peki, bunların öğrencilerinin mesela derslerini erteledikleri oluyor. Hı hı. İşte gerekli ilgiyi göstermedikleri oluyor. Hı hı. Ara verdikleri oluyor. Hı hı. Peki bunlar ne gibi sana geri dönüş oluyor bunların, bu ertelemelerin? Bir zararı oluyor? Ya enstrüman çalmak isteyen birisinin bu disipline hazırlıklı olması gerekiyor. Her şeyden önemlisi. Enstrüman zaten disiplin demek. Bir asker disiplini gibi disiplin olması lazım. Bu disiplini sağlayamayan insanlara kalkıp da şey yapamıyorsun böyle. Bizim zaten fıtratımızda, bu mesleğin fıtratında böyle bir kaba sabalık olmadığı için böyle paramı ver falan yapamazsın. Öyle bir şey yapamazsın. Bu nezaketin... Yok, öğrencilerin mesela empati yapıyorlar mıdır acaba? Ya ben erteledim ama benim gibi işte 3 öğrenci daha ertelerse acaba bu eğitmenimiz hayatını nasıl sürdürür? Bir zorluk yaşar mı? Sabit ödemeleri var mıdır? Ya da ben işte güzel bir şekilde buna devam etsem, daha iyi öğrensem, süreci uzatmasam, böyle bir düşünceleri, soruları oluyor mudur yani sence? Bunun empatisini yapan öğrencilerimin olduğunu düşünüyorum. Varlar. Ama duyarlı. Evet, duyarlı. Hassasiyetli olan insanlar var. Onlara da çok teşekkür ederim. Bu empatiyi yapmayanlar da var tabii ki. Bu duyarsızlık da diyerek böyle şey yapmayayım ama düşünmeyenler oluyor tabii ki. Düşünmeyen oluyor. Onlara da ne diyebilirim ki? Ne söyleyebilirim yani? Gördüğüm kadarıyla, seni tanıdığım kadarıyla kaliteden yanasın. Ki eğitimde kaliteden yanasın. Teşekkür ederim. Daha fazla öğrenci alıp nasıl olsa gelmeyecekler gözüyle bakıp daha çok öğrenci alıp basit bir sistem de kurabilirdin ama bunun yerine kalite olsun, işte az olsun, öz olsun, doğru dersi yapayım, doğru verimi yapayım gibi mesela, bir düşüncem var. Ama bu da sana zarar veriyor maalesef. Evet. Benim bir sınırım var, bir kotam var. O kotamı doldurduğum zaman enerjim bitiyor. Sözün özü, bazı insanlardan bazı duyarlı davranışları göremeyebilirsin. Ama bu onun duyarsız olduğu anlamına gelmiyor. Biz de kendi hayatımızda bazı düşüncesiz hareketler içerisinde bulunabiliyoruz. Biz mükemmel insanlar mıyız? Değiliz. Fakat hassasiyet çok önemli bir konu. Kendi karakterine hassasiyeti işlediğin zaman düşünceli de oluyorsun, empati de yapabiliyorsun, duygularını kontrol edebiliyorsun, otokontrolün çok sağlıklı oluyor. Sağlığın gelişmiş oluyor. Evet, hassasiyet çok önemli bir konu. Hassas olmak çok değerli bir özellik bence. Hassas olabilmek lazım. Yani düşüncesizsin diyemezsin bir insana. Bu konularda hassasiyetini biraz geliştirmen lazım. Güzel bir sohbet oldu. Bence de. Yani sizlerin de böyle, evet böyle hani sizin de sormak istediğiniz şeyler olunca öyle yazabilirsiniz bana. Ben buraya Emrah böyle yazayım. Konuştuğumuz gibi dedik hani böyle bir sohbeti yapalım. Belki işe yarar, belki birilerine dokunabiliriz. Başlamak isteyen birilerine ya da önemli bir konu varsa, sesimizi duyurmamız gereken bir şey varsa bunu kendi aramızda konuşarak halledebiliriz diye düşündük. O yüzden böyle bir şeye başvurduk. Güzel de oldu. Biz böyle ara ara sohbet edip bakalım duruma göre devamını getirebiliriz belki de yani. Sizin de sorularınız olursa gönderebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.